Herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda açık öğretim fakültelerinin bölümlerinden ve derslerinden Anayasa Hukuku geçmiş dönemlere ait çıkmış sorular ile karşınızdayız. Sınavımız 20 sorudan oluşmaktadır. Sınavımız geçmiş dönemlere ait çıkmış karma sorular havuzundan Sizler için özenle hazırlanmış olup sınavlarda karşınıza çıkması muhtemel sorulardan oluşmaktadır. Kalem kağıdınız hazır ise sınavımıza başlayalım. Herkese başarılar diliyorum. Videoyu izlerken beğen tuşuna dokunmayı ve kanalımıza abone ol sekmesinden abone olursanız yeni yüklenecek olan ders videolarından haberdar olabilirsiniz. Videomuz ile ilgili düşünce, öneri, görüş ve fikirlerinizi, ayrıca hangi dersler ile ilgili yeni videolar çekilmesi hususunda yorumlar kısmında yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Değerli izleyiciler, Af Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı olarak sizlere hizmet vermekte gurur duyuyoruz. Müsaadeniz ile ilk sorumuza geçmek istiyorum. Birinci sorumuz gelsin arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi modern anayasaların düzenlediği konulardan biri değildir? A. Devletin kuruluş felsefesi. B. Devlet organlarının görevleri. C. Ormanlarla ilgili hususlar. D bireylerin hak ve özgürlükleri, e. devletin temel yapısı ve biçimi. Doğru cevabımız arkadaşlar, C şıkkı ormanlarla ilgili hususlar olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz, anayasa yargısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi özellikle Anayasa Yargısı için kurulmuştur. B. Ülkemizde ilk kez 1982 Anayasası ile Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. C. Ön Denetim Kanunu kanun yayınlandıktan sonra yapılan denetimdir. D. Anayasa Mahkemesi pozitif yasa koyucu olarak adlandırılmıştır. E anayasanın üstünlüğü ilkesi anayasa yargısını zorunlu kılar. Doğru cevabımız E şıkkı anayasanın üstünlüğü ilkesi anayasa yargısını zorunlu kılar. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz hak arama yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Vatandaşlar Dilekçe hakkını TBMM'ye karşı kullanamaz. B. Bilgi edinme hakkı 2010 Anayasa değişikliği ile anayasallaşmıştır. C. Anayasamıza göre herkesin kamu denetçisine başvuru hakkı bulunmaktadır. D. İdari başvuru vatandaşlara sağlanan genel bir hak arama yoludur. E. İdari yargılama usulü kanunun gereği olarak davadan önce idari başvuru. Doğru cevabımız A şıkkı, vatandaşlar dilekçe hakkını TBMM'ye karşı kullanamaz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, siyasi parti tipolojisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çok partili sistemlerde Koalisyon hükümetleri kurulamaz. B. Kitle partileri mümkün oldukça üye sayısı yüksek tutmaya çalışır. C. Komünist rejimlerde otoriter tek parti sistemi bulunmaktadır. D. Kadro partilerinde parti örgütü oldukça güçlüdür. E. Günümüzde İngiltere'de otoriter çift parti sistemi bulunmaktadır. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı kitle partileri mümkün oldukça üye sayısını yüksek tutmaya çalışır olacak. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Siyasi partilerin organları ve örgütlenmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İhtiyari kuralların görev ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir. B. Siyasi partilerin en yüksek organı genel başkandır. C. Büyük Kongre siyasi partilerin merkez organlarından biridir. D. Merkez karar ve yönetim kurulu parti düzüğünü değiştirmez. C. Merkez disiplin kurulu üyeleri partinin tabii üyeleridir. Doğru cevabımız arkadaşlar siyasi partilerin en yüksek organı genel başkandır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 2010 referandumu ile hukuk devletine ilişkin yapılan düzenlemelerden biridir? A. Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmaları daha kolaylaştırılmıştır. B. Hakim ve savcıları denetleyecek müfettişler Adalet Bakanlığı'na bağlanmıştır. C. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılarak üye sayısı 11'den 17'ye çıkarılmıştır. D. Yüksek Askeri Şura'nın bütün kararları yargısal denetime açılmıştır. E. Uyarma ve kınama şeklinde disiplin cezalarının yargısal denetimi yasaklanmıştır. Doğru cevabımız arkadaşlar Anayasa Mahkemesi yani C şıkkı. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılarak üye sayısı 11'den 17'ye çıkarılmıştır. Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. 7. sorumuz Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir. B. 1921 ve 1924 Teşkilat Esasçılığı Kanunları birlikte yürürlükte kalmıştır. C. Cumhuriyet rejimine 1924 Teşkilat Esasçılığı Kanunu ile geçilmiştir. D. 1921 Teşkilat Esasçılığı Kanunu temel hakları düzenlememiştir. E. 1921 Teşkilat Esasçılığı Kanunu temel hakları düzenlenmiştir. Burada doğru cevabımız Doğru cevabımız e, D şıkkı 1921 Teşkilat-ı Kanunu temel hakları düzenlenmemiştir olacak. E, C şıkkında Cumhuriyet harfi e, C harfi küçük yazılmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bundan dolayı da özür diliyorum. Diğer sorumuza geçiyoruz. 8. sorunuzun arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde seçmen olmanın şartlarından biri değildir? A. 20 yaşını tamamlamış olmak. B. Çifte vatandaş olmamak. C. Hacir altında olmamak. D. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmak. E. Yurt dışında bulunmamak. Doğru şık arkadaşlar. D şıkkı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Güçler ayrılığı ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Modern güçler ayrılığı doktrinin fikir babası Montesquieu'dir. B. Yasama ve yürütme işlevlerinin aynı organda birleşmesi bu ilkeye uygundur. C. Bu ilke demokratik anayasaların vazgeçilmez unsurudur. D. Parlamenter sistem esnek güçler ayrılığına dayanmaktadır. E. Vahdeti kuva, kuva ilkesi güçler ayrılığı ilkesinin zıttını oluşturur. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı yasama ve yürütme işlevlerinin aynı organda birleşmesi bu ülkeye uygandı, uygundur. Diğer soruya geçmeden evvel arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından biri değildir. A. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. B. 25 yaşını doldurmuş olmak. C. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak. D. Taksirli suçlardan bir yıl hapis cezası almamış olmak. E. Kısıtlanmamış olmak. Şimdi arkadaşlar şu, burada şöyle bir düzenleme, e, düzeltilme oldu biliyorsunuz. Son çıkan kanunla ee, milletvekilleri 18 yaşın e, 18 yaşında olan bir şahıs, bir kişi veya bir birey milletvekili seçilme hakkına haiz oldu. Biliyorsunuz son yapılan son değişiklikle. Sonra havuzumuz geçmiş dönemlere ait olduğu için 25 yaşını baz almış. Burada e, onu da elemek istiyorum ben. Buradaki e, şıkkımız arkadaşlar kısıtlanmamış olmak. E şıkkı doğru cevap. Yani hiçbir şey halktan kısıtlanmamış olmanız gerekiyor. 25 yaş milletvekilliği için kalktı. Şu anda 18 yaşında biliyorsunuz. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 11. 11'in sorumuz. Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Siyasi partilerin tüzel kişilikleri bulunmaktadır. B. Siyasi partilerin kapatılma davaları Anayasa Mahkemesi'nde görülür. C. Siyasi partiler 1982 Anayasası ve ilk defa anayasal olarak düzenlenmiştir. D. Anayasada siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu belirlenmiştir. E. Siyasi partiler halkın parlamentoda temsilini sağlar. Burada yanlış cevap arkadaşlar. E. C şıkkı Siyasi partiler 1982 Anayasası ve ilk defa anayasal olarak düzenlenmesi yanlış cevap. Cevabımız C olacak. Çünkü 1982'den e, değil, 1923'ten sonra e, anayasal olarak düzenlenmiştir. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz. Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Senedi ittifakta taraflar Padişah ile dönemin yerel güç odakları olan ayanlardır. B. Gülhane Hattı Humayun'u Tanzimat Dönemi Anayasal Belgesidir. C. Osmanlı Türk Anayasacılık Girişimlerinin Başlangıç Noktası Tanzimat Fermanıdır. D. Birinci Meşrutiyet 1876 Kanun Esasinin Kabul Edilmesiyle Başlamıştır. C. 1856 Tarihli Islahat Fermanı Tebaanın Eşitliğini Somut Şekilde ifade Etmiştir. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Osmanlı Türk anayasacılık girişimlerinin başlangıç noktası Tanzimat Fermanı olacak. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 13. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin hukuki güvenlik içinde olması ile ilgili değildir? A) Kazanılmış haklara saygı, B) Hukuk kurallarının belirtiliği, bel, belirtiliği, C) Ölüm cezası verilebilmesi d. Kanunu hakim güvencesi e. Hukuku istikrar Burada doğru cevap arkadaşlar ölüm cezası verilebilmesi olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 14. sorumuz arkadaşlar. Ülkemizde uygulanan hükümet sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Yürütme Başbakan ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşur. b. Bakanlar TBMM'ye karşı sorumludur. Ç. Hükümetin siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır. D. Cumhurbaşkanı yürütmeyi feshedebilir. E. Bakanlar başbakana karşı sorumludur. Doğru cevap E olacak ama arkadaşlar biliyorsunuz yeni hükümet sisteminde e, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi geldiği için e, başbakanlık feshedildi ve şu anda cumhurbaşkanlığında bakanlar direkt olarak bağlılar. Burada bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacaklar. ifadesi yeni sorularda karşınıza çıkabilir. Bilginize sunmak istiyorum. E, not düşmek, dot düşmüşüz arkadaşlar. Tüm derslerinizin kanalımızda yayınlandığını biliyor musunuz? Haberdar mısınız? Bölümlerle ilgili tüm dersler e, kanalımızda geçmiş dönemlere ait sorular yayınlanmaktadır. Bilginize arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. 15. sorumuz temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kişinin devlet tarafından dokunulmayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarının çözen haklara olumsuz statü hakları denir. B. Kişi güvenliği, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti gibi hakların pozitif statü haklarındandır. C. Siyasi iktidarın kullanılmasına katılmayı sağlayan haklara Olumlu statü hakları denir. D. Kişi adına devlete belirli ödevler yükleyen bireye, devletten bir hizmet veya yardım isteme imkanı tanıyan haklara negatif statü hakları denir. E. Sosyal güvenlik hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı gibi haklar aktif statü haklarındandır. Buradaki doğru, doğru cevabımız arkadaşlar, kişi A şıkkı, kişinin devlet tarafından dokunulmayacak ve aşılamayacak özel alanın sınırlarının çözen haklara olumsuz statü hakları denir olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 16. sorumuz arkadaşlar. Parlamenter hükümet sistemi ile ilgili aşağıdakiler bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İngiltere'de ortaya çıkmıştır. B. Ülkemizde uygulanmıştır. Ülkemizde de uygulanmıştır. C. Yürütme Dualist bir yapıya sahiptir. D. Hükümet yasam organına karşı sorumludur. E. Kuvvetler birliğine dayanır. Burada arkadaşlar biliyorsunuz hangi oluşum olursa olsun e, kuvvetler ayrılığı ilkesi veya kuvvetler ayrılığı birliği önemli. E. Şıkkı kuvvetler birliğine dayanır olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında anayasa değişikliği değişiklikleriyle yapılan düzenlemelerden biri değildir. A. Anayasanın başlangıç kısmında bazı değişiklikler yapılmıştır. B. İdam cezası savaş, yakın savaş durumu ve terör suçları dışında kaldırılmıştır. C. Gözaltı süreleri toplu işlenen suçlarda en çok 15 günden en çok 4 güne indirilmiştir. D. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil üyeleri sayısı artırılmıştır. E. Anayasadaki bütün haklar için genel sınırlandırma nedenleri getirilmiştir. Burada doğru cevabımız E olacak. Anayasadaki bütün haklar için genel sınırlandırma nedenleri getirilmiştir olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 18. sorumuz Cumhuriyetçilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Anayasalarımızda cumhuriyet dar anlamıyla kullanılmıştır. B dar anlamda cumhuriyet devlet başkanının seçimle belirlenmesidir. C. Cumhuriyetçilik ilkesine ilk kez 1961 Anayasası'nda yer verilmiştir. D. Cumhuriyetçilik milli egemenlik ilkesine uygundur. D. Özür dilerim. E. Dar alanda cumhuriyet monarşinin karşıtıdır. Burada doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Cumhuriyetçilik ilkesine ilk kez 1961 Anayasası'nda yer verilmiştir. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık ilkelerinden biri değildir? A. Ademi merkeziyet. B. Özgürlükler için güvence sistemi. D, C. Hukuk sistemi. D. Anayasanın üstünlüğü. E. Kuvvetler birliği. Doğru cevabımız arkadaşlar Kuvvetler Birliği E Kuvvetler Birliği olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Kuvvetler kuvvetlerin sert ayrılığına dayanan hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yan doğrudan hükümet sistemi B) Rasyonelleştirilmiş parlamenter hükümet sistemi C) Doğrudan hükümet sistemi D) parlamenter hükümet sistemi e başkanlık hükümet sistemi. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. YouTube AOF öğrenci topluluğu kanalı olarak sizlere anayasa hukuku dersinin geçmiş dönemlere ait sınavını sunmaya çalıştık. Ve başlıyoruz diyoruz ki değerli arkadaşlarımız bir sınavımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başarılı bir sınav verilebilmesi adına özverili şekilde hazırlanan sınavın sizlere katkı sağlamasını arzu ederek diğer sınavlarımızın da kanalımızda yayınlanacağını unutmayalım. Tek bir harf katkımız olmuş olsa dahi bu bizleri mutlu etmeye yetecektir. Kanalımıza abone ol sekmesinden abone olarak destek de bulunabilirsiniz. Daha etkili sınav hazırlanması adına yorumlar kısmına fikirlerinizi veya istediğiniz ders içerikleri hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videolarımızı tüm platformlarda ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Afe Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı, Facebook Ata AÖF Öğrenci Topluluğu sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça, dostça kalın.